Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş Az önce anons ettim, dedim ki istediğimiz paraya, istediğimiz aşka, istediğimiz arabaya, istediğimiz e, ne diyeyim? Evliliğe. Eve kavuşmanın Ş yöntemi nedir? Harika. Biliyorsunuz bugün gündemde biraz önce değerli arkadaşım da bahsettiği bir güneş tutulması var ve kadersel değişimler yaşayacağız. Evet. Özellikle bugün sizi niye davet ettik? Bu... Kadersel <laughs> değişiminize destek olmak amacıyla. Bakın şu dakikalar gökyüzü, gökyüzü evet. Evet. hepimizi uyarıyor. Gerçekten. Lütfen ne olur çok dikkatli dinleyin. Metafizik uzmanı Aynur Akgün bize nasıl evleneceğini, nasıl ev sahibi olacağını, nasıl para evet. sahibi olacağını, nasıl araba sahibi olacağını Hepsini tek tek of. anlatacak. <laughs> ben aldım hepsini kabul ettim. Şu anda dünyayı etkileyen bir güneş tutulması yaşıyoruz. Burada kadersel pek çok değişimleri yaşayacağız. Çünkü hem yer çekimi hareketlenecek. Biliyorsunuz güneş tutulması ay tutulmasında gezegenimizin yer çekimiyle ilgili bir hareketlenmesi olacak. İnşallah hayırlara vesile olacak. Çok güzel şeyler olacağını inanıyorum. Geçen hafta da söylemiştim Nur Hanım'a. Gökyüzü çok güzel dedik. Ay Nur Hanım hep dedi bize dedi sıkıntı geliyor. Hep size hep güzel geliyor. Ya öyle ne bileyim siz ne zaman gelsiniz her şey çok güzel çok güzel. E bizim hayatımızda hiç öyle güzel giden bir şey yok. Tekrar diyorum ki çok güzel bir dönemdeyiz. Yani bu son hafta ve önümüzdeki hafta kalbenli istiyorsak ve bunu gerçekten yüreğimizden herkes için bütünün hayrına istiyorsak gerçekten Aynur Akgün inanarak söylüyor kadersel değişimler yaşayacağız Peki, bu kadersel değişimleri yaşarken gerçekten köklü ve gözle görülür bir şeyler istiyorsam tabii, hayatımda. Tabii, tabii. Ee, siz programımıza katıldığınız günden itibaren seyircilerimiz çok güzel sorular yönetiyorlar. Çok şükür, çok Aynur şükür. Akgün, e, Aynur Akgün, Aynur Hanım'ın Instagram hesabı. Evet. Lütfen ulaşın, sorularınızı sorun. Soruyorlar Şimdi genelde hep ne soruyorlar biliyor musunuz? Bir işim olmak üzere. Evet. Tam olmak üzere olacak derken hop işim bozuluyor. Evet. Sonra işte bir uzman ya da birisi eşim dostum acaba e. senin kısmetin mi kapalı? Ne bileyim çakran mı kapalı? Bir de çakra e. muhabbeti çakra var biliyorsunuz var, yani. yani. Çakralar gerçek. Vücut auramızın dönüşü. Yani kanımız nasıl kalpte pompalanıyor ve beyin ve ayak tabanımıza kadar dönüyor ve geliyor. Bu bizim yaşamımızla ilgili bir döngü. 12 13 tane sinir ucu var beynimizde ve bunların hepsi vücudumuzun yaşamıyla alakalı hareket halindedir. Bir tek damar kalple alakalıdır. Dolayısıyla diyorum ki eğer bu kalple alakalı bu damarımızda sevgi, aşk, merhamet, karşıya e, gösterdiğimiz tevazu gerçek ve samimi ise Açılmayacak hiçbir şey yok. Kadersel olarak eğer bahsettiği hanımefendi ya da beyefendi tam olacak derken bir şey olmuyorsa evet çakralarda blokaj vardır. Çakra nedir? Vücudumuzda yedi tane çakramız vardır. Tepeden kök çakraya kadar. Görüntü varsa ekranda getirebilir miyiz o Tabii. çakralar? Nerede? Hangi işe yarıyor? Nasıl açıyoruz onları? <laughs> onları da getirelim ekrana. Bu çakralarımızın dönüşü Tıpkı bahsettiğim gibi kanımızın akışı gibi ya da sindirim sistemimizin çalışması gibi eğer bir yerde bir tıkanıklık varsa tedaviye yol açar. İşte sindirim sistemimiz çalışmıyor ve normal akışını tamamlamıyorsa kalbimizde eğer damarlarımızda bir zerre yağ varsa ve bir pıhtı attıysa o bölgeyi bloka eder ve orada bir çalışmamazlık gelir. Ruh bir enerjidir. Ve bütün organlarımız sağlam ve bütün organlarımız full time çalışırken biz vefat ederiz. Dünyayla enerjimiz kesilmiştir. Bu enerjinin kesilmiş olduğunu siz renklerle gösteremezsiniz. Ya da bunu kağıtlara dökemezsiniz. Doktor gelir bakar der ki mefta vefat etmiştir. Ama bütün organları sağlam illa bir şey bulmak gerekmez. Yani Ölüm hak olmuştur. Kainatla enerjisi kesilmiştir. Dolayısıyla bu çakra dediğimiz yaşam enerjimizdir. Bunu göremeyiz. Bunu ancak bir metafizikçi görür. Siz mesela benim çakramı görüyor musunuz çakralarımı? göremiyorum Nur hanım. Ha metafizikçi görür derken <laughs> espri yapıyorum. Tabii ki. Gör. Ha <laughs> Ya, Tabii ki görüyorum. Yayında her... esprileri anlamıyorum ama ben. Şimdi <laughs> her çakra ses... dediğiniz şey şu. Ekranda gördüğümüz mesela evet, değil mi? Evet, evet, en tak. tepedeki o pembe çakramız Tepe ne? Çakramız. Tepe çakramız. Ne yapıyor o? Mesela ne işe yarıyor? Yaşamımızdır o. Gördüğünüz gibi. Şurası. Evet. Bıngıl Dağı'mızın olduğu yerdir. Yani bu... E... Hafıza hard diskimiz burada belli bir yaştan sonra kapanır Nur Hanım. Tamam. Çocuklarda açıktır. Evet. Ne aldıysa aldı orada kapandı bilincimiz. Hı hı. Bu bilinçaltının kapanış yeridir bir yerde. Hı hı. Fakat e, bir metafizikçi yani benim gibi bu işi kendine şiar edilmiş bir insan. Eğer bir yerde bir tıkanıklık varsa hayatında. Görüyorsunuz onu. Ve müracaat ettiyse size bu hanımefendi gibi olacakken olmuyor, evlenecekken evleniyor. Onu görebiliyorsunuz. Evet o bölgeyi yani Süper. ultrasyon cihazı gibi nasıl giriyorsunuz diyor ki dört damarınızda tıkanıklık var ya da işte göz retinanızda birazcık katarak belirmiş. Nasıl ultrasyon bunu gösteriyorsa bir metafizikçi de aura'nın dönüşünü görür. görüyor. Hüseyincim bir önceki şeyi alabilir miyiz? Çakraları bir anlayalım çünkü onun nasıl açıldığını da konuşacağız. Hızlıca konuşursak o e, ikinci çakra ne çakra? Gel yani yukarıdan aşağı ikinci çakra olarak gittiğimizde gördüğünüz mor gibi olan mor gibi olan, mor gibi olan hı? neyi ifade ediyor? Neyi? Görmeyi yani, mi? Görmeyi. Evet. Bilinçaltı. Bilinçaltı. Ve, tabii. Peki. Mavi ee, çakra ifade çakrasıdır. Kendinizi ifade, i̇fade ediş. Evet, Yeşil. Evet, böyle gider. Köke kadar iner. Buradaki e, ifadelerin birinde bir sıkıntı var ise tabi bu arada ben metafizikçiyim. Evet. Hani çakralar üzerine çalışmak daha farklı bir boyut. Ha. Yani medyumluk gibi, astrolojik gibi e, ya da işte bir takım e, Peki, karot şöyle gibi. Peki şöyle sorayım o zaman. Aynur Hanım benim buradaki hangi çakram kapalıysa? Sizin tamamen Hiçbir çakranızda bir sıkıntı yok. Geçmiş karmanızda sol bölgenizde bir kapanma var. Kalbim ağrıyordur. Kal Hayır. <laughs> o aşk zannedilir. Sol bölgedeki çakra. Yani bakın orada sol bölge yok. Tamam. Ama ben sol bölge diyorum. Peki benim üzerimde yayından sonra konuşalım. Çünkü tamam. şey seyircilerimizin hakkına girmeyeyim. <laughs> Şunu soracağım ben. Bereketim yoksa evet. hangi çakram kapalı? Eğer zaten orada bakın görüyoruz burayı ifade eden, bütün organlarımızı yöneten kalp çakrasıdır. Peki. Görüyorsun, görüyorsunuz değil mi? Yani bu en alttaki şeyi söylemiyorum kök çakrayı. Kök çakramızla alakalıdır. Herkes kasık üstü olarak görür kök çakrayı. Ben ensede görürüm. Evet. Aynurak Güne soruyorsunuz cevaplıyor. Evlilikle evet. ilgili sıkıntım var. Aynur Hanım ne yapmam gerekir diyor. Sıkıntım var yani evet. geçinemiyor mu sıkıntısı var ee, yoksa ve kısmetle evlenemiyor. Ilgili Evlenim, var diyor. evlenemiyor da mı sıkıntısı Bence var? Bence evlenemiyor da sıkıntısı var. Her ikisi için de cevaplayalım. <laughs> Tabii eğer evlenemiyor ve sıkıntısı var ise o hanımefendi ya da beyefendiyi bir görmek lazım. Yani size baktığım gibi ona da şöyle bir bakmam lazım hangi çakrasında bir blokaj var Ay geçmiş bir şey. karmasıyla mı siz de bir bakışta anlıyorsunuz o zaman bunu ya işte yani onun Müthiş doğduğu şey. öyle değil onun doğduğu annesi genetiği kotlaması öyle burada 3-5 dakikada anlatıyoruz değil tabii. tabii ki öyle bir şey yok ama çok değişik bir evet. enerjiniz var tabii onu söyleyebilirim çok teşekkür yani. ederim yani biz burada ne yapıyoruz kısacık şeylerle kısa çok kısa. şey anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa böyle hadi baktım sende de bu var falcılığa girer. Onun için çok köklü bir çalışma yapmak lazım. Yani deniyasına inmek, köküne inmek. Oradaki hani 3 5 var ya Oradaki kodu bulmak gerek. Peki genel bir soru yine bir seyircimiz sormuş ki hepimizi ilgilendiriyor. Hep kısır döngü içindeyim. İşlerim rast gitmiyor Nur Hanım. Hep işten çıkarılıyorum. Ne olur sorun bu kısır döngüden nasıl kurtulabilirim? Harika. Eğer bu kısır döngüden kurtulmak istiyorsa önce kendisini bir çek etmeli. Neyle çek edecek? Bakacak kendine. Ruh haline bakacak. Evrene bakışa bakacak. Aynada kendisine bakacak. Şimdi birine bakarsınız pozitif bir enerji verir. İçi tertemizdir ama yani fevkalede dürüst bir insandır ama karşıya bir negatif enerji yayar. Hmm. Ve her şeyin altında bir kusur arar ben doğrucuyum diye. Ya diyorum ki bu doğruculuk size kalmamış yani biraz da esnek olsanız ne olur. <laughs> yani itici bir davranış mı acaba sergiliyor ona bir bakmak lazım. Yoksa gerçekten dışarıdan bir takım işlerle, işlemler yapılarak mı rızkını ya da kısmetini... E, kapamıştır. Ona bakmak lazım. E, çok tatlı bir anne yazmış. Diyor ah ki canım. ben bir anneyim... ...ve iyi evet. bir anne olduğumu düşünüyorum. Ah Çevremdeki herkes de anneliğimi takdir eder ama... ...her zaman küçük çocuğuma... E, ...küçük çocuğuma bir türlü yaranamıyorum. Kardeşleriyle de anlaşamıyor ne yapmam lazım? Acaba ayrımcılık mı yapıyor? Farkına varmadan. Çocuklar mı? O küçük, arasında mı? Evet küçük olduğu için... Benim annem der ki, ben anneme sorardım. Anne ablalarımı mı daha çok seviyorsun, beni mi? Annem der, derdi ki bana bak hangi parmağımdan vazgeçebilirim? Aynen öyle. Hiçbirinden. Benim de üç tane kızım var. Allah başlasın. Allah razı olsun. O diyor ki anneciğim beni mi çok seviyorsun? O diyor ki hayır hayır en küçüğü çok seviyorsun. Bu bütün ailelerde olur. Ama eğer küçük Uzun bir aralıktan sonra dünyaya geldiyse biraz daha anne olgunlaşır, biraz daha dünyayı tanır, biraz daha vakti rahatlamıştır. Belki küçüğe biraz daha eğiliyordur fark etmeden. Ee, çevrede bu şekilde olabilir ama küçük çocukta bir etki varsa, anneyi sevmemek gibi, anneyi dışlamak gibi, anneyi beğenmemek gibi bir refleks gösteriyorsa... O zaman anneye bir bakmak lazım. Hamilelik ve doğum anı itibariyle acaba gebeyken çocuğunu sevmedi mi ya da niye hamile mi kaldım dedi bu kadar yeter miydi dedi çocuk bilinçaltı gebeyken kotlamış olabilir bugün de anneden bu anlamda intikam alıyor olabilir. Cafer Bey almış hiç dükkanı siftah açmadan kapatıyorum. Ne yapmam eyvah, gerekiyor? Eyvah. Diyor? Eyvah. Çok, Bence en önemli konulardan bir <laughs> tanesi bu. Şimdi şöyle, bu şu anda Türkiye'de ve dünyada bir ekonomik sıkıntımız var. Ee, geçen günde Fatih'ten bir beyefendi diyor ki ben abiye kıyafetler satıyorum. Yani siftahsız açıp siftahsız kapatıyorum. Dedim abiye nedir? Dedik yani gece kıyafeti vesaire. Abiye. Yani abiye. 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 Hı hı. Dolayısıyla dünyada böyle bir e, ekonomiyle ilgili bir sıkıntı var. Eğer bu sıkıntıdan ötürü beyefendinin dükkanı hani dördüncü, beşinci, onuncu ihtiyaçlardan ötürü ise bir şey diyemiyorum. Ama genel ihtiyaç satıyorsa ve hala orada bir iş yapmıyorsa rızkıyla ilgili negatif bir çalışma vardır. Onun için bir bakmak lazım. Peki ben şunu anlamaya çalışıyorum. Buyurun. Mesela bir çakramız... Siz ne, merak ederseniz ben onu söyleyeceğim size. Buyurun. Çok tatlısınız. Hayır bir de korkuyorum. Her şeyi de söyleyemiyorum. Hani Rutik abimiz var. <laughs> Yok canım. Konuştuğumuz <laughs> şeyler... Evet, olsun ama benim hayır söyleyeceğim kelimeler e, belki uygun olmaz diye. Çünkü mistik ilimin içerisinde bazı kullanacağımız kelime de yo, yutuyorum. Yok siz şöyle yapın. Siz özgürce kelimelerinizi özgür bırakın <laughs> çünkü seyirci ve ben sonuç istiyoruz. Sonuç tamam. ne? Mesela ben şunu istiyorum. Söyleyin. Siz de istiyor musunuz kıymetli seyircilerim? Mutlaka. Evet, buyurun. Siz de istiyorsunuzdur. Öyle tahmin ediyorum. Buyurun. Mesela e, para kazanıyorum. Evet. Ama param bereketli değil. Evet. Tamam. Bunu nasıl bereketli hale dönüştürüyorum? Tamam. Kıtlık ya da, bilincinizi heh. atın. Ama <laughs> o bir çöp içinde değil ki hani ben onu ka katlayayım tamam. da atayım. Beyin kodlamalarımız yani geçmişten gelen, annelerimizden, anneannelerimizden, dedelerimizden gelen... E, açlık, işte e, sokaklarda ot topladık kavurduk, tarlada onu topladık kavurduk, çok zor günlerle bugüne geldik Hı -hı. çocuklara bunu siz bilinçaltı kodlarsanız çocuklar mutlaka ileride bir gün bu duruma geleceğiz diye kıtlık bilinciyle o parayı biriktirirler o para da gider. Ama bunu güzel şeylerde harcayacağım zaten devamı gelecek ben iyi bir iş kadınıyım ben iyi bir iş adamıyım başarılıyım da e, bu giderse yenisi gelecek. Bu mantaliteyle yürürseler bütün paralar onların olur. Ama saklayayım saklayayım döner bakar ki para yok. Hmm. Kıtlık evet. bilinciyle lütfen paralarınızı saklamayın. Evet. Peki acaba sevgide de kıtlık bilincimiz var mı? Niye mutlu olamıyoruz? Niye yıllardan beri olan evliliğimizde bir türlü yüzümüz gülmedi? Evet. Onu da konuşalım mı? Aslında önemli sorunlardan bir tanesi Tabii bu. Ki. Ama çok kısa bir reklam aramı var. Tabii Evliliğinde ki. ve ilişkisinde mutsuz olanlar acaba siz de sevgide mi kıtlık bilincindesiniz? Az sonra Aynur Akgün Instagram'dan lütfen sorularınızı sorun. Tek tek <gülüyor> cevaplayacak. <laughs> Kesin. Evet metafizik uzmanı Aynur Akgün canlı yayında ee, acaba sevgide kıtlık bilincimiz var mı yok mu onu anlatacak. Şimdi ilişkimizde evliliğimizde mutsuzsak burada da bir kıtlık bilincimiz var mıdır ya da burada hangi çakramız kapalıdır ne yapmamız gerekir? Şimdi bizim gençlerimiz evlenmeye karar verdikleri zaman ilk önce anne ve babaları bir yoklar çocuklarını hı hı. bakar ve der ki bilgiyle tecrübeyle yaşanmışlıkla alakalı der ki bu damat olmaz. Ya da der ki bu kız olmaz. Ve doğru da çıkar. Kesinlikle yüzde bir milyon. Ama kız der ki anne senin işine bak çok biliyorsun. Hı. Oğlan da der ki ben aşık oldum sen beni mi kıskanıyorsun? Altı ay sonra boşanırlar ya da altı sene önce. Yani tercihlerle alakalıdır. Kıtlık bilinci yoktur. Evlilik cüzi iradeyle yapmış olduğu tercihin sonradan geriye dönüşüdür. Şayet doğru tercih yaptın, doğru insanla evlendiğine inanıyorsun, ama bu evlilik yürümüyor ise, o zaman birbirine soracaksınız. Demek oluyor ki negatif bir şey vardır. Hmm. Peki onu mesela ortadan kaldırmak mümkün oluyor mu? O eğer tespit ed şey? Hanım eğer tespit edilirse neden oldu? Karşı tarafa da aktarırsan, bak aslında bu senin kaderin değil. Bu bu nedenlerden ötürü böyle oluyor dediğinizde karşı ikna olursa kendini çek ediyor ve kendini toparlıyor. Evet. Yoksa yaptığımız hokos pokos bir şey yok. İkaz etmek uyarmak. Sevgisizlik yok, zor göstermek. bir şey. Sevilmemek zor bir şey. Evet çok. Yine o ağrıyla uyanıyorsun. Çok. O ağrı Allah şu anda oluyor. Allah sevgisizlik ve vermesin. o ağrıya da hiçbir ağrı kesici iyi gelmiyor. Doğru. Tek bir ağrı kesici geliyor. O da sevdiceğinin şefkati. Kesinlikle. Bütün hastalıklar sevgiyle iyileşiyor. Evet. Bütün keseler sevgiyle bereketleniyor. Onun için önce sevmeli. Önce sevginizi verin evet. ki alasınız. Sonra alın. Kesinlikle. Aynurum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınızı Sorularınızla önce sorun, cevabını öyle alın. Ha diyeceksiniz ki sordum cevaplamadınız. Aa. Hayır cevaplanacak. Aynur Akgün Instagram hesabında Aa. yayın çıkışı sizi bekliyor olacak. Ne sormak istiyorsanız sorun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bizden bu günlük ediyorum. bu kadar. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Güneş tutulması var. Şu dakikalarda yani 13'te itibaren olmaya başlayacak. Evet. Lütfen dua edin olur mu? Kesinlikle. En iyisini en güzeli Rabbim karşınıza çıkarsın Amin. diye. Yarın aynı saatte buluşmak ve görüşmek üzere. Hepinizi tek tek öpüyorum. Hoşçakalın canlarım.